İkamet izni başvurusu reddedilen yabancılar göç idaresine dava açmalı mı? Can Destek Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Hümeyra Akbayrak. Yabancıların Türkiye'deki göç işlemleriyle ilgili bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Bugün yabancıların ikamet izni iptal edilmesi halinde başvuracağı yollardan biri olan idari dava konusuna değineceğiz. Hangi durumlarda dava açmalısınız ve bunun ne gibi sonuçları olabilir? Bununla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız videomuzu sonuna kadar izleyin. Değerli izleyenler, Bildiğiniz üzere ikamet izni başvurusunun kabul edilip edilmemesi konusunda yetkili kurum kişilerin ikamet edeceği ilde yer alan göç idareleridir. Peki ikamet izni başvurunuz hangi koşullarda reddedilebilir? Talep edilen ikamet izni çeşidine göre başvuruda gerekli şartların olmaması, yabancı ile ilgili olarak verilmiş bir sınır dışı etme kararının bulunması, vize ihlalinin yapılmış olması, kamu sağlığını ilgilendiren bulaşıcı hastalık taşınması, başvuru formundaki hatalı veya yalan beyan, başvurunun vize muafiyeti dolduktan sonra yapılması gibi hedeflerle başvuru talebi reddedilmektedir. 6.458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanununun Türkiye içinden yapılan ikamet izi talebinin reddi, İptali veya uzatılmaması başlıklı 25. maddesine istinaden bu karar göç idaresi tarafından alınabilir. Karar içeriğine göre Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, ikamet izninin uzatılmaması veya iptali ile ilgili bu işlemlerin tebliği valiliklerce yapılır. Bu işlemler sırasında yabancının Türkiye'deki aile bağları, ikamet süresi, menşe ülkedeki durumu ve çocuğun yüksek yararı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Ve ikamet izni ilişkin karar ertelenebilir. İkamet izni talebinin reddi, iznin uzatılmaması veya iptali yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatlığına tebliğ edilir. Tebligatta yabancının karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabileceği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır şeklinde düzenlenmiştir. Yabancıların red kararının tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde iptal davası açma hakkı bulunmaktadır. Ancak bu karara başvurmadan önce bir danışmanlık şirketi veya hukuk bürosundan durumunuza ilişkin bir profesyonel değerlendirme yapılması doğru bir karar olacaktır. Çünkü davayı kaybettiğiniz takdirde tebliğ edilen sürede kesinlikle ülkeyi terk etmeniz gerekecek ve ülkeye 2 ya da 5 sene aralığında giriş yasağı alacaksınız. Üstelik bu tahtit koduyla alınan giriş yasakları özel meşruatla vize başvurularıyla da kaldırılamıyor. Çağrı merkezimize gelen aramalardan çıkardığımız sonuca göre yabancıların çoğunlukla sonucunu düşünmeden dava süresi boyunca burada kalma hakkı olduğu için göç idaresine dava açmaktadır. Eğer göç idaresine dava açmayı düşünüyorsanız bu geçici süreyle de Türkiye'de kalabilmek için olmamalı. Aksi takdirde olumsuz sonuçlara katlanmak zorunda kalacaksınız. Eğer siz de göç idaresine dava açmayı düşünüyorsanız öncesinde bir durum değerlendirmesi yapmak için bizi arayabilirsiniz. Unutmayın, Türkiye'deki göç rehberiniz Can Destek Danışmanlık size bir telefon kadar yakın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek üzere.